Denizli'de önemli çalışmalara imza atan ve üniversitede okuyan genç kızlar için her yıl bir araya gelen Denizli İş Kadınları Birliği Derneği üyesi iş kadınlarının bu yılki buluşmasına katılım yoğun oldu. Marla Restorant'ta düzenlenen kahvaltı programına DİKAP Başkanı Ayşen Zeybekçi, dernek üyeleri, sponsor firmaların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yarının iş kadınları, bugünün gençleri sloganıyla yola çıkılan etkinlikte sponsorların destekleriyle çok sayıda üniversite öğrencisi genç kıza destek sağlandı. Zeybekçi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Yoğun katılımın olduğu etkinlik hakkında konuşan DİKAP Başkanı Ayşen Zeybekçi, amaçlarının genç kızlara burs vermek olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl 100'ün üzerinde genç kızımızın elinden tutarak okumalarına destek olduklarını, bu yılda bu sayının daha da artacağını ifade etti. Bugünkü etkinliğimiz bizim artık geleneksel hale gelen, yarının iş kadınları, bugünün gençleri sloganıyla yola çıktığımız yolculuğumuzun yeni bir adımı. Amacımız, bizim yarının iş kadını olma potansiyeli olan genç kızlarımıza burs desteği vererek üniversite hayatını olabildiğince eşit şartlarda bitirmesini sağlamak. Daha sonra da biz derneğimiz olarak onların talep etmesi halinde onlara her türlü desteği vermek adına yola çıktık. Bugüne kadar da 100'ün üzerine genç kızımızı elinden tuttuk. Sanıyorum bu yıl bu çok çok daha artacak. Öyle görünüyor çünkü sponsor firmalarımız, stand açan firmalarımız ve kahvaltıya ilgi gösteren Denizlili misafirlerimiz oldukça fazla. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Sizin de yanımızda olmasından da mutluluğumuz artıyor. Etkinliğe katılan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ökte, genç kızların iş hayatlarına atılmalarına yardımcı olduklarını ifade ederek projelerine katılımın her geçen gün arttığını ifade etti. Evet, bugün Denizli İş Kadınları Birliği Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı programındayız. Bu yıl 8.sini düzenliyoruz. Güzel de bir katılım var. Bu etkinliğin amacı kız öğrencilerine burs vermek amacıyla. Bugüne kadar 8 yıldır gerçekten öğrencilerimize hem burs veriyoruz hem de sadece burs vermekle kalmıyoruz. O öğrencilerle iletişim halinde olup sonrasında mezun olduklarından sonraki süreçlerde de iş hayatına atılmalarında ya da İşte öğrenciyken staj yapmaları konusunda kendi yanımızda mentorluk yaparak mentor ilişkisini hayata geçirerek kız öğrencilerimize beraber olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da artık 8.sü olunca Denizli'de de bayağı böyle bir oturdu her sene. Bu yılda sponsorlarımızın sayısı giderek artıyor. Her yıl böyle üzerine taş koyarak gidiyor. Tabii ben öncelikle başta başkanımız olmak üzere, DİKAP başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna, emeğe geçen tüm DİKAP üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. DİKAP üyesi Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de 2014 yılında işveren kadınlar tarafından kurulan DİKAP'ın önemli faaliyetlerinin bulunduğunu ve her yıl bu faaliyetlerini arttırarak devam ettirdiğini söyledi. Evet, çok güzel. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çok değerli basın mensupları arkadaşım, sizleri de görmekten çok memnunum. Değerli misafirlerimizi görmekten. Biliyorsunuz Denizli İş Kadınları Birliği 2014 yılında işveren kadınlar tarafından kuruldu. Biliyorsunuz derneğimizin ilk kurucusu Sayın Vekilim Nilgün Ök'le birlikte Ayşen Zeybekçi Hanımefendi. Ben de kuruluş aşamasından beri dernekle birlikteyim. Bu benim ilk STK'm. Ve burada hizmet etmekten çok mutluyum. Biliyorsunuz dernek birçok faaliyette bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak biz de bir bayan İl Sağlık Müdürü olarak biliyorsunuz DİKAP'la birlikte bir pembe şehir projesi yaptık. Ve bu proje halen devam ediyor. Bu sayede çok sayıda kadına dokunarak meme kanseri taramalarını gerçekleştirdik. Ve ilimize de 2018 yılındaki pembe şehir projesiyle birlikte kanser taramalarında birinciliği getirdik. Proje halen devam ediyor. Yine proje sayesinde bir pembe tıra sahip oldu. Hayırseverlerimize ulaştık o sayede. O yüzden hem sağlık adına katkı sağlamaktan çok mutluyum. Diğer taraftan Denizli İş Kadınları Birliği biliyorsunuz bu organizasyonlarla birlikte çok sayıda genç kızımızın okul masraflarını karşılayarak onlara burs sağlıyor. Sadece bir burs değil bu. Aynı zamanda eğitim bursu sağladığımız bu genç kızlarımıza mentorluk yapıyor işveren kadınlarımız, çalışan kadınlarımız. Yine diğer taraftan onlar okullarını bitirdiğinde onlara iş imkanları sunmaya çalışıyoruz. Dernek bu anlamda çok önemli. Kadınlar her yerde biliyorsunuz olmalı. Gerek sivil toplum kuruluşlarında, gerek yönetimlerde, gerek siyasette her yerde kadınlar olmalı. Kadının olduğu yerde güzellikler var, projeler var, yenilikler var.
Denizlili iş kadını ve DİKAP üyesi Semra Akça Acar da genç kızlarımız için her yıl bu etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek üniversitede okuyan genç kızlara iş hayatındaki tecrübelerinden bahsetti. Yani bu kahvaltımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah genç kızlarımız da katkılardan dolayı belli bir fayda sağlarlar. Onun için ben emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi ki varız, iyi ki varlar diyorum. Görüyoruz ki her sektörden insanlar var burada ki rol model olmak çok önemli. Bu noktada tabii ki genç kızlarımızın üniversite hayatını, eğitimi tamamlaması noktası önemli bir destek. Ne gibi öneriniz olur genç kızlarımıza? Süre çok daha zor çünkü onlar için. Yani her şeyden önce kendileri olsunlar. Ne yapmak istediklerini altını çizerek emin adımlarla gitmeleri, tecrübeleri önem vermeleri ve kendileri olmalarını istiyorum. Yani hep bir faydaya hizmet etmeleri, yani ettikleri zaman hayatta başarının olmayacağı diye bir şey söz konusu olmaz. Onun için yine hep ne olursa olsun rüzgara sele kapılmadan kendi içindeki dünyayı, içindeki yapmak istediklerini önce kendileri, sonra aileleri ve vatanı için var gücüyle çalışsınlar isterim.